Sevgili öğrenciler, dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sıvı ölçme konusunu işleyeceğiz. Sıvı ne demek? Öncelikle sıvının tanımını yaparak dersimize giriş yapalım. Su, süt, ayran, meyve suyu gibi akışkan olan maddelere sıvı maddeler denir. Bu maddeleri ölçmek için litre kullanırız. Litre standart bir ölçü birimidir. Litreyi kısaca L harfi ile gösteriyoruz. Sıvıların akışkan olma özelliğinden bahsettik. Yani sıvıları bir masanın ya da düz bir zeminin üzerine döktüğümüzde bunlar akar gider, yerinde durmaz. İşte bunlara bu yüzden akışkan diyoruz. Sıvıları inceleyelim. Buradaki meyve suyu bir sıvı. Su bir sıvı. Ayran bir sıvı. Yine su var. Bu da bir sıvı. Sıvıları ölçerken dediğimiz gibi litreyi kullanırız. Litre standart bir ölçü birimidir. Peki standart ne demek? Standart herkese göre ölçüsü aynı olan bir birimdir. Yani bana, sana ya da başka birine göre değişmez. Kim litre ile ölçüm yaparsa yapsın herkese göre sonuç aynı çıkacaktır. Şimdi litrenin ne kadar olduğunu, yani litrenin ne kadar su anlamına geldiğine bakalım. Litre buradan şunun üzerinde görebiliriz. Litre 1000 milimetre demek. 1000 ml olduğu zaman bunun 1 litre olduğunu bileceğiz artık. 1000 ml yazar genelde içeceklerin üzerinde. Bu 1000 ml demek 1 litre demektir. Litreyi dereceli kaplarla ölçeriz. Yani sıvıları dereceli kapların içine koyduğumuz zaman onun göstergesine bakarak onun ne kadar litre olduğunu bulabiliriz. Burayı da söyleyelim. Litrenin yarısı da yarım litre olur. Zaten bir şeyin yarısı onun yarım olduğunu ya da buçuk olduğunu gösterir. İşte şuraya kadar olan kısım yarım litre. Bunun tamamı ise 1 litre. Sıvıları litre ile ölçeceğimizi söylemiştik. Şu gördüğümüz kaptaki sıvının miktarı 1 litre. 1 litre. Bunu ikiye bölersek, şuradan ikiye böldüğümüzü düşünelim. İkiye böldüğümüz zaman her biri yarım litre olacak. Yarım litre. Burası yarım litre. Burası da yarım litre. O halde şunu söyleyebiliriz. Diyelim ki bunu buraya aktardık. Bunun diğer yarısını da bu kaba aktardık. Bu yarım litre olduğuna göre burası da yarım litre olacak. Buna da yarım yazalım. Yarım litre. Burası da yarım litre. Buradan bir çıkarım yapmamız gerekiyor. 1 litre eşittir 2 tane yarım litre. 1 litreyi böldüğümüzde 2 tane yarım litre çıkıyor. O halde şunu diyebiliriz. 1 litre eşittir 2 yarım litre. Şimdi buna benzer örnekler üzerinde dersimize devam edelim. 1 litre eşittir 2 yarım litre. Bunu unutmayacağız. Bu kapların tamamı 1 litredir. Şimdi bunların hangisinde 1 litre sıvı var, hangisinde yarım litre var onları işaretleyeceğiz. Bu kaba baktığımız zaman bunun tamamı dolu. O zaman bu 1 litre. Bunun yarısı dolu, yarısı boş. Burası 1 litre, burası yarım litre, burası yarım litre. Yani yarım litresi dolu. O zaman buna yarım litre diyoruz. Diğer kabımızı incelediğimizde yine bunun yarısı dolu, yarısı boş. Yani yarım litre var içinde. Buna da yarım litre diyoruz. Bunun 1 litresi dolu. Tamamı dolu. 1 litre. Bunu inceleyelim. Bunun da yarısı dolu, yarısı boş. Dolu olan kısım burası. Sadece burası ve bu da yarısını doldurmuş. O halde yarım litre. Diğer kabımızda yine bütünü dolmuş. Bütünü dolduğu için bunun bütünü 1 litreydi. O halde bunun tamamı 1 litre. Etkinliğimizle devam edelim. Şimdi 2 litre su kaç yarım litre eder bunu bulacağız. Bunu şu şekilde çözelim. 1 litre eşittir 2 tane yarım. 1 litre daha, o da eşittir 2 tane yarım. Toplayalım. Burası 2 litre. Burası 4 yarım oldu. O zaman 2 litre 4 yarım litre eder.
Sıradaki yağ bu 5 litrelik bir yağ. 5 litre kaç yarım litre eder? Her bir litre 2 yarım ettiğine göre 5 litreyi 2 ile çarpacağız. Çünkü 1 litrede 2 tane yarım var. 5'i 2 ile çarparsak 5 kere 2 10 yapar. Cevabımız 10. 10 litre kaç yarım litre eder? Bu kovadaki su miktarı 10 litre. Bunu da yine 10'u 2 ile çarpacağız. Çünkü 2 yarım 1 litre eder. 2 kere 0, 0, 2 kere 1, 2. Cevabımız 20 yarım litre eder. Şimdi de sıvıları ölçme ile ilgili etkinliğimizi yapalım. Doğru olanlara D harfi yazacağız, yanlış olanlara da Y harfi yazacağız. Birincisi, sıvı maddeler litre ile ölçülür. Evet, dersin başında sıvı maddeleri litre ile ölçeceğimizi söylemiştik. Öncülümüz doğru. Bardak standart ölçü birimidir. Bardak standart ölçü birimi değildir. Bu yanlış. 5 kilogram çilek litre ile yapılmış bir ölçümdür. Dikkat ettiniz mi? Kilogram diyoruz. Kilogram ağırlık ölçüsüydü. O halde 5 kilogram çileği litre ile ölçemeyiz. Bunu terazi ile ölçeriz. Bu yanlış. 1 litre yarım litre eder. 1 litre evet 2 tane yarım litre ediyordu. 1 litre 2'ye böldüğümüzde 2 tane yarım edecek ve bu da doğru. 1 bardak su 1 litreden fazladır. Bu da yanlış çünkü 1 bardak su 1 litre yoktur. 1 litrenin ölçüsü dersin girişinde göstermiştim sürahi kadar olması gerekiyor. O sürahi 1 litreydi ama o sürahi 4-5 bardağı doldurabilir. Demek ki 1 bardak 1 litre yoktur. Su, ayran ve süt litre ile ölçülür. Doğru bir ifade çünkü sıvıları litre ile ölçeceğimizi söylemiştik. Su, ayran ve süt zaten birer sıvıdır. Ve şimdi de sıvıları ölçerken dikkat etmemiz başka bir konu var. Bu maddelerden hangilerini litre ile ölçeriz ona bakacağız. Ama sıvıları litre ile ölçtüğümüzü unutmayalım. Şimdi başlayalım. Buradaki süt, sütü litre ile ölçeriz. Bu doğru. Muzu kilogram ile ölçeriz. O halde bu yanlış. Sürahideki su, su bir sıvı. Sıvı olduğuna göre bunu da litre ile ölçeriz. Vişneyi ölçerken vişneyi kilogramla ölçeriz. Bu litre ile ölçülmez. Sırada şeker var. Şeker de kilogram ile ölçülen bir maddedir. Bu da litre ile ölçülmez. Sıvı yağı ölçerken litre birimini kullanırız. Çünkü bu da bir sıvıdır. Bu da litre ile ölçülecek. Bu gördüğümüz kavanozdaki bal. Bal da litre ile ölçülebilen bir besindir. Buna da işaret atıyoruz. Son olarak kolonya. Kolonya da sıvı olduğu için bunu da litre ile ölçeriz. Sırada iki tane sorumuz var. Bu iki soruyu da çözdükten sonra sıvıları ölçme konusunu bitireceğiz. 5 litre süt ile 8 litre süt toplamda kaç yarım litre süt eder? Bunları öncelikle litre olarak üst üste toplayalım. 5 litre 8 litre ikisini toplarsak ikisi 13 litre yapar. Peki 13 litre eşittir kaç yarım litre? Bunu çözebilmek için 1 litrenin eşittir 2 yarım olduğunu bilmemiz gerekiyor. Zaten dersin başında bu bilgiyi size vermiştim. Yani her 1 litre 2 yarıma eşit. O halde 13 litre 13 litreyi 2 ile çarparsak sorumuzun cevabını bulacağız. 2 kere 3 6, 2 kere 1 2. Sorumuzun cevabı 26. Toplamda 13 litre süt var. 13 litre süt 26 yarım litre eder. Cevabımız 26. 6 tane yarım litre su ile 2 litre su kaç litre su eder? Burada birinde litre var, birinde yarım litreler var. Bunların hepsini litreye tamamlayacağız. Şimdi buraya bakalım. 6 tane yarım litre kaç litre yapar? 6 tane yarım litre 3 litre yapar. Burası zaten kendiliğinden litre. 2 litre. O zaman 3 litre ile 2 litreyi toplayacağız.
3 litre artı 2 litre. 3 litre 2 litre daha 5 litre yapar. Cevabımız 5 litre. Sevgili öğrenciler, sıvıları ölçme konusunu bitirdik. Başka bir derste görüşmek ümidiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.